Merhabalar, ben Muhammed Demir. Stüdyo Londra programıyla karşınızdayız. Bugün de küresel piyasalardaki gelişmeleri, fiyatlamalara etki eden faktörleri konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugün Avrupa Merkez Bankası ECB'nin kararlarını takip ettik. Beklentilere göre faiz kararında bir değişiklik olmadı, faiz seviyelerinde bir değişiklik olmadı. Fakat koronavirüsten dolayı acil varlık alım programlarında artışlara gidildi. Acil varlık programı 750 milyar euroluk bir programdı. 750 milyarın üzerine 500 milyar euro daha ekstra bir alım açıklanması bekleniyordu. Beklentilerin üzerinde 600 milyar euroluk bir alım açıklandı ve 1.25 trilyon euro olması beklenirken 1.35 trilyon euroya çıktı. Baktığımızda ciddi bir alım söz konusu, ciddi bir alımda artış söz konusu. Normalde biz bunun piyasalara olumlu etki etmesini bekleriz. Ama birazdan da göreceğimiz üzere çok da olumlu etki etmedi. Aynı zamanda Almanya tarafında da Almanya'daki koalisyon hükümeti 130 milyar dolarlık bir yardım paketinde anlaşmaya vardı. Yine bunun da piyasaları olumlu etkilemesini bekleriz ama bugünkü rakamlara baktığımızda maalesef çok da olumlu etkilemediğini görüyoruz. Bunların euro varlıklara nasıl yansıdığını hep birlikte göreceğiz. Piyasaya sağlanan bu likiditenin normalde bunları desteklemesi lazım. Faiz kararlarında çok ciddi bir değişiklik olmadığı için negatif, daha da negatife gitmediği için Merkez Bankası faiz oranları euro dolar paritesi de bundan olumlu etkilenmiş görüyor. Peki Avrupa borsalarında fiyatlar nasıl yansıdı? Bu karar fiyatları nasıl yansıdı? Hep birlikte takip edelim Avrupa borsalarını. Avrupa borsalarına baktığımızda ortalama %1'lik bir kayıp görüyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz üzere normalde ciddi bir olumlu bir etki etmesi lazımdı Avrupa borsalarına. Ama son dönemdeki hali hazırdaki iyimserlikten dolayı alımların çok ciddi artması ve bunun fiyatlanmasından dolayı anlaşılan o ki dedikoduyu satın al, gerçeği sat dedikleri buy the rumor, sell the fact dediğimiz olayla karşılaştık gibi duruyor. Dolayısıyla %1 civarında düşüş söz konusu. Neredeyse bütün Avrupa piyasaları, İngiltere'de dahil olmak üzere ada ülkesi, hepsi birbirine paralel değer kaybıyla karşı karşıya. Amerika piyasalarına baktığımızda ise yine Amerika tarafında da biraz olumsuz fiyatlanma görüyoruz vadeli borsalarda. Malumunuz bunlar Amerikan borsasının açılışını bize endike eden gösterge fiyatlar. Neticede yarım saat sonra piyasaların nerede açılacağını göreceğiz ama hali hazırda Dow Jones'da %0.40'lık bir düşüş gözlemleniyor. S&P'de %0.5'lık bir düşüş gözlemleniyor. Tabii ki bu seviyelere yine baktığımızda mesela S&P'ye baktığımızda 3100 seviyelerindeyiz. Bu koronavirüsün en kötü günlerinde 2200 seviyelerine indiğimiz düşünülürse neredesin oradan tekrar bir %50'lik bir çıkışla piyasa toparlanmış durumda. Belki bunlar biraz daha teknik düzeltme de diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde Amerika'daki protestoların nasıl şekilleneceği, bunun piyasalara nasıl yansıyacağını göreceğiz. Ama yine de bir yumaşama hakim gibi duruyor. Amerika'daki havada Trump her ne kadar orduyu gönderirim demişse de eski savunma bakanının yetkilileri sorumlu tutmalıyız açıklamasından sonra geri adım atarak şimdilik orduyu göndermemize gerek yok gibi bir açıklama yapmasının üzerine ortam biraz yumuşamış gibi duruyor. Emtia tarafına baktığımızda ise emtiada da altın tarafı son dönemde biliyorsunuz 1700 dolarların çok altına gelmemişti. Çok ciddi bir destek var orada. Özellikle parasal genişleme politikalarının altın fiyatını desteklediğini görüyoruz. 1700'lerin geçici olarak altına inse de 1690 seviyelerine inse de ons başına bugün %1'lik bir artışta 1716 dolar seviyelerine geldiğini görüyoruz. Diğer taraftan Brent petrol tarafında her ne kadar OPEC ve OPEC Plus dediğimiz Rusya'nın da dahil olduğu OPEC Plus bloğunda ciddi bir anlaşmazlık olduğu dedikodusu yayılsa da anlaşılan o ki özellikle Rusya İran kendi petrol kotasının devamlı önüne geçmemesini devamlı onun üzerinde üretim yapmasını çok olumlu karşılamıyor. Eğer bir kural koyuyorsak herkes bunu takip etmeli diyor. Ya da 3 aylık o düşünülen uzatma bu 9.7 milyon varillik günlük kotadaki kısıntının Suudi Arabistan tarafı 3 ay olmasını isterken Rusya tarafı 1 ay olmasını istiyor gibi haberler üzerine
olumsuz etkilenmişti geçtiğimiz birkaç gün içinde. Ama şu an tekrar 40 dolar bandının, 30-40 dolar bandının üst seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde OPEC ile ilgili haberler burada fiyatları yönlendirecek gibi duruyor. Diğer taraftan konuğumuzu davet edelim şimdi. Balı Fırat Ekin kendisiyle birlikte bu küresel piyasalarda etki eden haberleri birlikte değerlendirelim. Avrupa'da ne oldu, Amerika'da neler bekliyoruz ve diğer haberlerin ne gibi etkileri olur? Hoş geldin Balı. İstersen direkt ben bir gelişmeyle başlayayım. Avrupa tarafında ECB faiz kararını değiştirmedi. Faiz seviyesini sabit tuttu. Ama alım programında da 500 milyar euro yerine 600 milyar euro artışla 1.35 trilyon euroluk bir seviyeye getirdi. Bir noktadan baktığımızda 1.5 trilyon dolarlık bir alım paketi demek. Amerika tarafında da zaten son dönemde 3 trilyonluk bir alım paketi açıklanmıştı. Malum Fed tarafında bir bilanço artışı gerçekleşmişti. Biz bunun olumlu yansımalarını gördük ama önümüzdeki dönemde sen nasıl görüyorsun? Bunun etkileri nasıl olur? Etkileri geçtiği zaman tekrar ciddi gerilemeler görür müyüz? Yoksa bu toz pembe rüyaya devam eder miyiz? Aslında bakarsak Lagarde çok akıllı bir kadın ve Draghi'nin politikalarını aynı şekilde devam ettiriyor. Bugün çok az bir nüans yaparak işte Avrupa bonolarına yine bir destek vereceğini açıkladı. Bildiğimiz üzere aslında birçok Avrupa Bankası'nın durumu iyi değil. Aynı zamanda ülkelere baktığımız zaman da bu bonoların özellikle İtalya, İspanya hatta Fransa desteklenmesi gerekiyor. Bankaların içi de çok iyi değil açıkçası. Şu anda götürebilecekleri kadar da götürüyorlar. Normal bir hareket olarak düşünüyorum ve günümüzde artık hani para basmanın modern monetary theory diyoruz, işte modern para teorisi diyebiliriz. Kendi rezerv paranız oldukça siz neredeyse istediğiniz kadar da para basarsınız ama sadece büyümeyi azaltırsınız. Yani bir nevi şunu söyleyebiliriz, hem ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın hem de Fed'in çok daha fazla para basma imkanı var. Ama bu ne yaratır? Hani bir 20 yıl siz Japonya gibi gidersiniz. Hani Japonya olursak süper bence. Ama dediğim gibi merkez bankalarının şu anda öyle bir lüksü var. Ben normal olarak görüyorum. Diğer konuya gelince de tabii ki hani piyasalara buradan gireyim aslında da iyimserlik o kadar üst düzeydeydi ki bizim baktığımız put call oranları vardır. Piyasadaki opsiyon oranları. Son 6 yılın en düşük rakamına gelmiş ve bu noktalardan hep dönüş ve kar realizasyonları olur. Senin de bahsettiğin gibi 2200'lerden 3100'lere geldi S&P. Aynı şekilde Avrupa borsaları da hatırlatırım. Yani DAX dün %4 kadar yukarıdaydı yanılmıyorsam. İnsanlarda bir kısa vadeli iyimserlik ve fear of missing out. Yani koşalım alalım tarzı bir panik alımı oldu. Tamamen piyasa gerçeklerinin dışında değerlemelere de ulaştık. O yüzden son verilere göre artık ben biraz daha kar realizasyonları göreceğimizi inanıyorum. Tabii ki çok güzel bir test. Aslında tabii bütün izleyicilerimiz, yatırımcılar put call oranlarını da bilmeyebilir. Orada hızlıca bir kısa bir giriş yapayım. Put dediğimiz aslında bizim piyasada bir nevi sigorta gibi aşağı yönlü hareketleri, kendimizi sigortaladığımız aşağı yönlü hareketlerden faydalanacağımız ürünler. Call dediğimizde bir nevi önden kaporasını verdiğimiz bir ürünün istediğimiz fiyatta alabileceğimiz ürünler şeklinde yorumlarsak, aslında insanların aşağı yönlü kaygılarının yukarı yönlü beklentilerine oranla en düşük olduğu seviyelere yaklaşmıştık geçtiğimiz dönemde. Senin de bahsettiğin gibi 3400'lü seviyelere geldiğimizde. Her ne kadar insanlar çok uzun süre put aldılar, belli bir beklentiyle, piyasa düzeltme olacağı beklentisiyle, ama hepsi de maalesef burada yatırdıkları primden dolayı olumsuz etkilendiler. Öyle bir dönemden geçtik. Ve müzik çaldıkça dans etmeye devam ederiz mantığıyla uzun bir süre hisse senedi piyasalarında artış devam etmişti. Sen de takip ettin. 2000'lerden geldik. Trump ofise geldiğinde, başkan olarak seçildiğinde 2000'lerden gidip 3400'lere kadar %70'lik çok ciddi bir genişleme, çok ciddi bir artışla karşılaşmıştı. Şimdi Avrupa tarafındaysa bunun tam tersine oranla baktığımızda euro dolar paritesinde özellikle ciddi bir volatilite görmedik.
Orada devamlı bir belli bir bant içinde hareket oldu. Özellikle 1.15'lerin altına indiğimizde. Şimdi 1.07, 1.08'lerden 1.13'lere kadar gidip geldiğimiz bir bant içindeyiz. Çok ciddi bir hareket yok gibi. İki tarafta da alım programları söz konusu. İki tarafta da ekonomilerinde ciddi sıkıntı var. Gerçi küresel, global bir sıkıntı var ekonomilerde. Bu euro-dolar paritesi tarafında ne görüyorsun? Yani bu volatilite azlığının, oynaklık azlığının devam etmesini, bu seviyelerde hareket etmemizi mi bekliyorsun? Yoksa bir tarafa doğru ciddi kırılma yaşar mıyız? Ben doların değerlenmesini bekliyorum. Genelde şimdi euro'nun değerlenmesi biraz hisse senedi piyasalarındaki risk iştahının artmasıyla alakalı. Yani zaten bu rally'yi gördüğümüz sürece bakarsanız euro'nun da nasıl değerlendiğini görürsünüz. Hani S&P'nin yükselişiyle euro-dolar grafiğine bakarsanız olayı anlarsınız. Realite anlaşıldığı zaman, yani insanlar şu anda tavuk gibi yan tarafı görüyorlar. Önümüzdeki sonbaharı görmüyorlar. Nereden bakarsanız bakın 40 milyon tane insan işine dönemeyecek. Yani şu anda böyle bir sanal bir bahar yaşıyoruz diyebiliriz Amerika'da. Yani Fed'in bastığı işte 6 trilyon dolarlık bir para var. O para zaten bence 12 ila 15 trilyona kadar da çıkacak. Bu realite geldiği zaman ciddi bir düzeltme göreceğiz tekrar. Ne oldu şimdi bu karantina zamanında? Aslında şöyle bazı gerçekler var. İnsan, herkes bilmiyor olabilir. İnsanlar nereden bakarsanız 80 gün evine kapandılar, 80-90 gün. Evine kapanan insanlar da burada çok ciddi ölçüde online trading hesapları açıldı. Yani milyonlarca. Ve bu insanların hepsi piyasayı kovaladı. Yani şu anki piyasadaki dün gördüğümüz hareket de bence oydu. Tamamen gerçeklikten uzak. Warren Buffett'ın baktığı bir gösterge vardır. Onu hep bahsederim ki insanlar neyi nereden aldıklarını anlasınlar diye. Bu genel bütün piyasa endeksinin, Wilshire bütün piyasa endeksi 32 trilyon civarında şu anda. Amerikan GDP'si de, gayri safi yurt içi hasılı da 20 trilyon. Yani %150 değerli. Bu oran normalde hep 40 ile 60 arasında giden bir oranda 80'lerde, 90'larda. İşte internet balonu zamanı Mart 2000'de galiba %139'lara çıktı. Sonra 70'e, daha sonra da finansal kriz zamanı 50'lere geldi. İşte o rasyoyu gördüğü zaman Buffett gibi adamlar yatırır. Normal insan şimdi endekse baktığımız zaman sen neredeyse bence iki kat daha fazla para veriyorsun yatırımcı olarak. Ha kısa vadeli trade etsen ayrı bir konu ama şu anda kesinlikle uzun vadeli yatırımcının da bence uzak durması lazım. Çünkü bir düzeltme yakın. Düzeltme olduğu zaman sen de biliyorsun ki bütün varlık sınıflarında bir satış oluyor. Bunu biz Mart ayında gördük. Bütün risk paritesi trade'leri patladı. İnsanlar işte volatilite shortladılar, onu da biliyorsun. Short gamma gidiyorlar ve bunların patlamasıyla çok anormal düzeltmeler gördük. Aynı düzeltmeyi demin de konusu gelebilir muhtemelen. Altında, gümüşte de işte tarihi alım fırsatları yaratıldı. Hani gümüş altın oranına baktığımız zaman Mart ayında. Bu tip bir olayı ben tekrar aynı çapta olmasa da yine sonbahar aylarında olmasını bekliyorum açıkçası. Evet, çok güzel noktalara değindin. Piyasada maalesef böyle bir yapay bir olumlu hava var. Aslında baktığında price şeyine baktığımızda price ratio'suna, getiri ve hisse senedi fiyatının dividendlere oranına baktığımızda price earning ratio'suna çok yüksek seviyelere gelmiştik S&P tarafında da. Ve fiyatlamaların çok fazla olduğu da söyleniyordu. Tarihi yüksek seviyelere gelmiştik. Ve o düzeltmeyi çok sert bir şekilde yaşadık ama sanki bu piyasaya pompalanan parayla birlikte belki de eskiden 2000 olan endeksin değeri bugünlerde 3000-4000 noktasına geliyor. Senin dediğin gibi 11-12 trilyon dolar seviyelerinde bir parasal genişleme söz konusu olacaksa belki de birazdan onun üzerinde de konuşuruz. Altın tarafına, değerli metaller tarafına, özellikle enflasyonla ilgili hedge noktasında yatırım yapılabilecek noktalara yatırım yapılabilir gibi duruyor. Amerika tarafında ise
Çok olumlu gitmeyen gelişmeler var. Özellikle sosyal tarafta ciddi bir patlama söz konusu. Hani ben şahsen kendim bile Amerika'ya gittiğimde ya da gitmek istediğimde hep kafamda bir kaygı vardır. Böyle internetten gördüğümüz polis size işte arkalanmanız çalışmıyor diye durdurup direkt silah çekmesi gibi sahneler ya da filmlerden gördüğümüz şeyler. Bunlar biraz daha gerçek hayata çok yansımış gibi ve gerçek hayatta belki de çok ciddi sıkıntılara yol açmış. Bu protestoların daha büyümesini, daha olumsuz etkilemesini bekliyor musun? Sosyal hayatı, günlük hayatı ve diğer taraftan bunlar böyle olumsuz devam ederken piyasalarda çok olumlu bir hava hakim. Yine ufak düzeltmeler var. Bugün mesela S&P 3100 seviyelerinde ama çok ciddi bir kaygı gibi görülmüyor. Bu konudaki düşüncelerin nelerdir? Bence şu anda piyasalar elinde hala hisse kalmışsa insanlara çok büyük bir satış fırsatı veriyor. Yani bu normal yatırımcı için de söylüyorum. Ellerinde cash bulundursunlar, nakit bulundursunlar. Ellerine muazzam fırsatlar çıkacak. Amerika'daki delikler o kadar büyük olacak ki. Şimdi Temmuz ayına kadar insanlar bir şekilde para alacaklar hükümetten. Ama Temmuz'dan sonra para olmayacak. Yani dediğim gibi burada nereden baksak şu anda restoranların %50'si batmış durumda. Yani belki bir %50'si açılacak. Daha da az açılabilir. Ticari emlak tarafı komple gitti bence. Çok büyük yaralar alındı. O yüzden dediğim gibi sonbahar ayları kritik olabilir. Neden 6 trilyonu 12-15 trilyon dedim? Bu halk isyanlarını vesaire önlemek için bence her Amerikalıya ayda 2000 dolar bile vermek zorunda kalabilir Amerikan hükümeti. O yüzden yani delikler çok büyük aslında. Yani bu tip şeyler de insanları paniğe sevk edecektir. Sosyal işte asayişin bozulması vesaire bu tip şeylerin daha da artacağını görebiliriz belki. Yaz aylarının sonları veya sonbaharın başlarında. Çok fazla pozitif değilim açıkçası o konuda. Aynen, riskler artıyor bir taraftan. Bir taraftan da baktığımızda altında her ne kadar gerileme olsa da bu 1700 seviyelerini ciddi bir destek olarak almış gibi duruyor. 1700 dolar seviyelerinden tekrar bugün yukarıya geldi, değerlendi. Bir %1'lik bir artış söz konusu. 1720'lerde, 30'larda işlem görüyor. Önümüzdeki dönemde altın bundan faydalanmaya devam eder diye düşünebilir miyiz? Ya da senin gördüğün bu safe haven dediğimiz sığınak ürün grupları neler olabilir değerli metaller haricinde? Şimdi altına baktığımız zaman 2005'lerden bu yana 4'e 5'e katlayan bir emtia görüyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Yani Mart ayında gördüğümüz gibi bütün varlık sınıflarından nakit yaratılması gerektiği zaman altın ve gümüş gibi emtialar da bundan payını alıyor. Şu an hani bugün altının da grafiğine bakayım dedim. Çok kritik bir noktada aslında yani aşağı kırdığı anda çok ciddi bir düzeltme görebiliriz. Yani altın belirsizliğin trade'idir. Zaten altının önünün açılması biliyorsun finansal kriz zamanlarından sonra daha açık olmuştur belirsizlik yüzünden. Ama dediğim gibi Mart ayında gördüğümüz tarzda risk parite trade'lerinin yine olası patlaması sonucu altında bir açıkçası değer kaybı bekliyorum ben. Doların da değerlenmesini beklediğim için o görüşümü sürdürüyorum. Yani bu noktadan teknik göstergelere baktığım zaman kısa vadeli trade'ler olabilir ama altın veya diğer metaller açıkçası bence bayağı riskli şu anda. Bu seviyelerden girmek. Diğer taraftan ABD seçimlerinden de bahsetmek lazım belki de. Şu an önümüzdeki dönemde belirsizliğin sadece protestolardan dolayı değil, seçimlerde ne olacağı, işte Trump'ın ne gibi politika izleyeceği ya da bunun karşılığında Biden'in ya da sosyal olarak grupların nasıl yaklaştığı da söz konusu. Burada çok ciddi bir belirsizlik söz konusu. Önce biz Trump kesinlikle kazanacak gibi görüyorduk, özellikle koronavirüs öncesinde. Sonradan da Trump'ın onaylanma oranlarının %35'lere kadar düştüğü şeklinde haberler geldi. Bir taraftan bakıyorsunuz Trump tabii ki herkesin kendine göre bir devlet yönetme anlayışı vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ama
Trump sanki biraz daha devleti de Amerika'nın çok alışık olmadığı şekilde şirket gibi yönetmeye başladı devlet başkanı olmaktan ziyade. Burası benim, ben istediğim kararı veririm. Kaldı ki devlet başkanının eline de çok ciddi yetkiler verildiği için ve muhtemelen bunların hepsinin de kullanılacağı çok düşünülmediği için böyle bir durumla karşı karşıya geldik gibi. Önümüzdeki dönemde hem halkla yönetim arasında, hem eyaletlerle federal hükümet arasında, hem de cumhuriyetçilerle demokratlar arasında nasıl bir denge görüyorsun? Nasıl bir hükümet bekleyebiliriz? Nasıl değişimler bekleyebiliriz Amerika tarafında? Aslında tabii şu anda demokratların adayıyla Trump'a baktığım zaman açıkçası ben Trump'ı daha şanslı görüyorum. Hani bu birine daha çok seviyorum, onu sevmiyorum anlamında değil. Yani normal bir insanın Joe Biden'a baktığı zaman bunamış olduğunu anlamaması imkansız. Yani o yüzden belki demokratların parti kongresinde başka birisi aday gösterilebilir sürpriz olarak. Cuomo biraz öne doğru gidiyordu ama o da tabii New York'ta bir çuvalladı sayılır. Değişik bir yaklaşımda veya değişik bir yanına vice president olarak demokratların şansı olabilir. Ama hani insan düşündüğü zaman Biden'ı da ben çok yetersiz birisi olarak buluyorum. Yani çok acı bir şey aslında koskoca Amerika'nın demokratların başkan adayının bunamakta olan bir insan olduğu. Trump bu işleri çevirebilirse yine kazanabilir. Ben açıkçası hani o olasılığı göz ardı etmiyorum. Çin'e karşı olan politikalarını doğru buluyorum Trump'ın. Çünkü yıllarca Çinliler casusluk yaptı, Amerika'dan çok şey çaldılar vesaire. Hani yaklaşımı doğru olmayabilir bazı konularda ama Çin'in üstüne mutlaka gidilmesi gerekiyordu zaten. Enteresan bir dönem geçireceğiz bence. Çok şeylere gebe. Adaylar da değişebilir, ülkenin konjonktürü de değişebilir. Hani bakarsınız sonbahar aylarında isyanlar olur, seçim ertelenir veya korona geri döner, korona geri dönünce seçimler nasıl yapılacak olur, değil mi? Enteresan şeyler var aslında. Hani Ekim ayı gibi biz ikinci dalgayı da bekliyoruz. O zaman Kasım'da seçim nasıl olacak? Yani daha enteresanı da hep bu Arap Baharı vesaire diğer gösteriler olduğunda Ukrayna'da, Rusya'da, Türkiye'de, Kuzey Afrika'da, Gürcistan'da hep bunların arkasında Amerika var gibi düşündük aslında. Amerika bunu böyle organize ediyor, şöyle organize ediyor diye. İlginç bir şekilde şimdi Amerika'da aynı şeyler oluyor. Bu sefer de onlar bunları işte Çin destekliyor, başkası destekliyor. Çin'de gösteri oluyor. Çin diyor ki Amerika bunları kışkırtıyor. Yani tüm dünyada böyle ilginç bir radikalleşme mi söz konusu? Yani bunlar kendiliğinden olan şeyler mi yoksa nereye gidiyoruz? Yani bunun arkasında ne var? Ciddi bir toplumda birikmiş bir potansiyel mi var? Hali hazırdaki oturmuş sistemlerden bir rahatsızlık mı var? Yoksa gerçekten ülkeler birbirlerinin yaralarını mı kaşıyorlar sence? İstihbarat servisleri hiçbir zaman boş durmaz. Yani bu olayların arkasında da Çinliler, Ruslar olması muhtemeldir. Hani daha çok hani provokatör tarzında. O yüzden şaşırtıcı değil. Yani Çin'de olayların arkasında da işte İngiliz gizli servisi olabilir, CIA olabilir, Hong Kong'dan bahsediyorum. Burada da haliyle Amerika'da da. Diğer gizli servisler çalışıyordur. Yani bu önemli olan sizi bunu nasıl idare ettiniz? Yani her ülkede olan şeyler bunlar. Doğru. Yani yeni bir dünya düzenine gidiyoruz galiba. Yeni doğrulara, yeni yanlışlara doğru yelken açıyoruz gibi duruyor. Bu hisse senedi piyasaları olsun, diğer emtia piyasaları olsun, bono piyasaları olsun. Aslında çok bizim bildiğimiz normaller değildi. Bonolardaki negatif getiriler. Çok bildiğimiz doğruları takip eden, alışık olduğumuz seviyeler değildi. Sadece belki Japonya'da gördüğümüz, gözlemlediğimiz olaylardı. Bunların tüm dünyaya yayılmış olması, yatırım yapılacak ürün gruplarının sınırlı hale gelmesi neredesin? Hatta insanların gidip borç vermek için üzerine para verdiği dönemlere denk geldik gibi duruyor. Bunları iyi incelemek lazım. Bunların tabii bir taraftan yatırım psikolojisiyle ilgili etkenlerini takip etmek lazım. Diğer taraftan bu yapılan parasal genişlemelerin ne gibi yan etkileri olacak? Tabii ki biz bu ilaçları kullanıyoruz. Ama bu yan etkiler ne olacak? Ekonomileri nasıl olumsuz etkileyecek? Ya da belki de olumlu etkileyecek. Hatırlarsın 2008 krizinde Çin gidip bütün yaptığı bu iç piyasayı canlandırması için yaptığı teşviklerle ekonomisini çok rahat kurtarmıştı.
Hatta tekrar onun önüne geçmeye çalıştık Batı dünyası olarak. Belki bu Batı dünyasının da ekonomisini toparlayacak. Ama genelde yapılan yorumlarda da senin de söylediğin gibi bir noktada 11-12 trilyon dolara kadar çıktığınızda 20 trilyon dolarlık bir ekonomi bunu nasıl kaldırır, bunu nasıl emer, bundan geri dönüşte tekrar nasıl bu bilançoyu düşürürüz? Bunların hepsi bizim için soru işareti olarak kalacak gibi duruyor. Önümüzdeki dönemde senin gördüğün net girerim dediğin ya da baktığın daha yakın hissettiğin döviz piyasası mıdır, MTA mıdır, hisse senedi piyasası mıdır ama ya da bahsettiğin gibi cash midir? Kısa hızlı bir cevap alayım istersen. Son dakikaya girdik. Tabii yani şu anki şu parametrelere baktığımız zaman tamamen cash'te olunmasını öneriyorum ben. Anladım. Ancak çok, çok spesifik olarak tarıma belki yatırım yapılabilir. Tarım basketi ETF'i alınabilir vesaire. Ama onun dışında şu anda lazım diyorsun. Risk almaya gerek yok. Çünkü dediğim gibi öyle fırsatlar olacak ki elinizdeki nakitle çok güzel şeyler yapacaksınız. Aynen. Çok teşekkür ederiz Balı. Bize katıldığın için, değerli yorumlarını paylaştığın için. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kal. Görüşmek üzere. Oldu. İyi günler. Bir programımızın daha sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.